get rich, everything be spitting Oriental poison. Evet abi. Başlayalım. Biz şu an neredeyiz? Şu an Şarköy, başka neydi? Uçmaz Dere arasında bir yerde kaldık. Yağmura yakalandık. Havayı göster, hava çok karanlık olmaya başladı. Ardacık, Ardacık. Onun Ardacık. Onun Ardacık. Arkamızda balıkçı tekneleri var. Şimdi şu kulübede yatacaktık. Kulübeyi gösterelim. Şu kulübede yatacaktık. Güzel, küçük bir kulübe. Üstü kapalı. Ama baktık balıkçılar akşam bizi oradan kovar diye. Biz de gösterelim arkadaşım. Bu çadırımızı kurduk. Bu çadırda bu gece konaklayacağız üç kişi. Burada teknelerimiz var. Akşam balık tutmaya çıkmaya çalışacağız. Şimdi Cem Bey'imizi gösterelim. Çadırımızı aldık. Buraya kurduk. Cem, Cem çıplak mısın? Bak geliyorum. Müsaitsin değil mi? Yayılmış çadırın içinde. Kişne. Havanın ardı açılıyor abi. Manzaramız böyle. Manzara süper. Karşıki kayaları görüyor musun? Balıkçılar var. Akşam hamsi alacağız. Hava da açıldı. Üstümüz başımız ıslak. Yolumuz uzun. Çanakkale geçilmez. Buradan nereye gideceğiz? Çanakkale. Buradan Çanakkale, oradan Çanakkale şehitliklerine. Şehitliklerine gideceğiz. Birkaç günde orada konaklayacağız. Aynen, birkaç günde orada konaklarız. Oradan sonra nereye gideriz? Meçhul. Meçhul. Şimdilik anlatacaklarımız bu kadar. Hepinize teşekkür ederiz. İki gündür yollardayız. Pardon, dört gündür yollardayız. İki gündür Çanakkale'deyiz. Daha ilk defa Çanakkale abidesine ulaşabildik. Şimdi içeriği gezeceğiz. Bakalım neler var neler yok. Ben anlatayım, sen geç. Ne, bunun adı ne? Bunun adı ne Cem Bey? Cevizin kilosu 40 lira da. Tamam, çekmiş onu. Gezdik, dolaştık. Çay içtik. Çayın bardağı 15 milyon, sakın içmeyin. Semaver 45. Şerefinize. Abi de gezdik. Öyle şeyin ben abi desin. Ve geldik burada oturduk. Ya soğukça ya, birer işte bilmiyorum lan. Kitlet adam bize gitti. Buradan yolumuz nere? Ya. Haritayı çıkartalım bakalım. Motordan çıkartalım. Çağırdım. Abi çaylar çok soğuk. Dayı. Lan bırak lan. Çağıracağım. Ne var? Orası şu. Şehitleri kaldırıp tek tek sıktırıyoruz. Hadi tek durmuyor, kolunu sıktırıyoruz. Çağıracağım ya, gelsin diyeceğim. Dayı bu çayı ne ya? Dur ya, çağıracağım, size şey getireceğim. Para ver. Ya içtin ya bunu, bu çayı. Yok, avruya işe amına koyayım. Ha, avruya döktüm. Şuna bakalım. Geçiyorum, geçiyorum. Sonraki abide de görüşmek üzere. Merhabalar. Şu an saat 9.45. Yeni kalktık. Akşam çok yağmur vardı. Biraz üşüdük. Yağmurdan dolayısıyla çadırımızı oradan söktük. Şu arkamda gördüğünüz kulübeye koyduk. Kulübenin içine kurduk. Gece bayağı bir yağmur yağdı. Üşüdük. Kıyafetlerimizi değiştirdik. Şeyleri topladık, eşyalarımızı. Şimdi eşyaları çuvallara doldurup motorlara koyuyoruz. Buradan Çanakkale'ye gideceğiz. İnşallah maşallah. Evet Cem Bey, akşam nasıldı? Rahat uyudun mu? Çok soğuktu, üşüdük bayağı bir. Hasta olacağız herhalde, ıslandık hep. Beytullah. Yatağımız rahattı ama. Küçüktüm, ufacıktım. Top oynadım, acıktım. Abi ne anlatayım yani, kaldığımız yer ön numaraydı, iyiydi. Şimdi gidiyor. Bir dahaki yerde görüşmek üzere.
çıktık yola. Bir köye geldik. İsmi meçhul bir köy. Hoşköy. Köy, Hoşköy. Köy şöyle bir köy. Hoşköy'müş köyün ismi. Evet Cembe, duygularını alalım. Karnımız aç. Açlıktan ölüyoruz. Hemen karnımızı doyurmamız lazım. Ondan sonra Çanakkale'ye devam. Şehitlik. Bekle bizi, geliyoruz. Evet Beyti. Havalar düzeldi. Yollar ıslak. Biz için zor biliyorsunuz. Şu an kahvaltımızı yapıp birer sigara içip yolumuza düşeceğiz. Ben sigara içmiyorum ama bu arada. Şu an Çanakkale Bigalı'dayız. Biga Kalesi varmış burada. Şöyle göstereyim. Parçalanmış gerçi ama yıkılmış, dökülmüş. Şu an burayı geziyoruz. Cem Bey'le Beytullah Bey kayıplarda. Neredesiniz? Lan gene tuvaletini mi yapıyorsun pezevenk? Hop. Bura ne lan? Akşam burada kalacak. Burada kalacak işte akşam. Oğlum şehitler çıkıp dürtmesin sizi. Abi buna ne diyor? Kalır mı? Kalırız mı lan? Kalınır ha. Burası da böyle bir mağara gibi bir yer. Bigalı Kalesi eski silah tersanesi olarak kullanılıyormuş. Evet Beytullah Bey anlat. İşte silah tersanesi olarak kullanılıyormuş. Diğer karşıda bir tane var kale. İki kale boğazdan gemilerin geçmesini önlüyorlarmış. Cem Bey şu anda tarihçeye ingiliyor. Acil geliyor. Neyse burada başka gösterilecek bir yerde yok galiba. Yok. İlerleyen zamanlarda görüşürük. Şu an Çanakkale'ye geldik. Müzeyi gezdik. Şehitliği gezdik müzeyi. Şimdi tepelere doğru gidiyoruz. Burada Anzak boylarını gezeceğiz. Burada bir yer bulduk. Lağımcıların yeri. Bilmeyenler lağımcıyı. Lağımcılar savaş sırasında kullanılan, yer altından kazılıp diğer düşman askerlerin cephesine geçtikleri yer. Şimdi şöyle göstereyim ben size burayı. Şöyle böyle tünel. Kazıp düşman tarafına çıkıyorlarmış. Tabi burayı telörgüyle kapatmışlar. İçeriği size gösteremiyoruz. Bağırım ilerlerde neler var. Video alıyorum abi. Şu anda Karacaahmet mezarlığındayız. Derken dedik bile. Şöyle manzarayı gösterelim. Manzara çok iyi. Burada direkt biz yatıp uyuyor. Şöyle bir manzaramız var. Ama hala yatacak yer bulamadık. Boş kulübe, köpek kulübesi de olsa razıyız. Akşam tekrar yağmur yağacak diye korkuyoruz. Cem çişini yapmıyor burada, hatta ayakkabılarını bağlıyor. Böyle, güzel işte. Şöyle manzaraya geldik. Orada bakıyoruz. Birazdan... Bakıyoruz ama hiç durmuyorlar. Devam ediyorlar önce. Uzaktan bakıyorlar. Şu arkamızda gördüğümüz... Tigenik. Görünüyor mu? Kulübe gibi bir yerler var. Oralara gideceğiz. Bakalım ne olacak. Ece Apat'a geldik. İstiyorsun biliyorum. İki saattir yer arıyoruz. Kalacak yer arıyoruz. Çadırımızı kuracak yer bulamadık. Yukarı geliyorlar. Yukarı. En son şöyle bir yer bulduk. Şuraya çadırımızı kurduk. Manzaramızı da şöyle göstereyim. Dur çekme kapat. Şöyle bir manzaramız var. Cem'le de Beyti yatacağımız şişme yatağı. Kafam güzel adam. Körüklemeye çalışıyorlar. Tamam devam edin. Hadi utanmayın. Saat şu an 9 falan. Birazdan gidip alışveriş yapacağız. Yemek yiyeceğiz. Ondan sonra da yatacağız. Evet, gece bu gene bir sıkıntı var. Şu an Eceabat'tayız. Birazdan vapura binip şu gördüğünüz karşı tarafa geçeceğiz. Çanakkale'ye. Oradan Truva atını göreceğiz. Beyti merak ediyormuş atı. Şu an yemek yiyoruz. Yemeğimizde domates, zeytin, salatalık, üzüm var. Salam da varmış. Yola ilk çıktığımızda lokantalardan aşağı inmiyorduk. Habire lokantaya giriyorduk. Bugün gezimizin 3. günü. Cebimizde para bitti. Şu an domates ekmeğe razıyız. Evet.
Bakalım yarın belki de bunu da bulamayacağız. Buradan ailelerimize sesleniyoruz. Kredi istiyoruz. Paramız bitti, yolda kaldık. İki tane iş bulduk. Bir bulaşıkçıda, bir de benzin pompacısında. Akşam orada işe başlayacağız. Sabaha kadar günlük yoğumiye 30 milyon veriyorlarmış. Bakalım oradan sonra da devam edeceğiz. Öbür yolculukta görüşmek üzere. Pompacı da tabii zaten abi 10 litre benzini bir şey yaparsınız yani, aktarırsın bize. Cem'le biz bulaşık yıkıyoruz. Evet. Valla oradan alta kalan yemekleri de artık böyle soframıza... Evet Cem Bey, sen ne diyorsun? Acım diyor, aç. Cem gülüyorum diyor, açım diyor, şu yemeklerden yemek istiyorum diyor. Şu yemekler var ya şu an bize döner ekmek gibi geliyor. Gül, yemeklerini özledim ya. Ne kadar da yapamasan da desem de şaka. Hadi görüşürük. Çanakkale'den İzmir yönüne devam ettik. Yaklaşık bir 40 kilometre, 37 kilometre. Orada Truva Atı varmış, onu görecektik. Gittik, gördük ama uzaktan gördük, içeri giremedik. 20 milyon istediler bizden. Eski parayla 20 TL. Tam tersini söylüyorum. YTL ya da. Tabii biz girer miyiz o 20 milyonu? Vermeyiz oraya, girmeyiz. O 20 milyonu biz 4 litre benzin alır yola devam ederdik. Biz de tam bunu düşünürken aklımıza şey geldi. Bu geldi. Bakın. Abi orada biraz şey. Siz 20 milyon vermediniz. Bu da ama. Bu da sahtesi. Sahtesini Brad Pitt'in Truva filminden hatırlarsınız. Biz giremedik içeri ama Beytullah girdi. Bir tane asker kimliği çalmış, nereden çaldıysa. Şimdi mikrofonu Beytullah'a verelim. Tabii sizler giremediniz. Ben Truva'yı gezdim güzelce. Beleş. 20 lira vermeden. Askeri kimliğim sağ olsun. Hala vermedim. Burada... Ne vardı içeride, anlatsana. Abi içeride bir bok yok açısından konuşmak gerekirse. Burada mı? Vallahi içeride işte oturak moturak. Çarçur başka bir şey yok. Ha, geldik bunu gördük. Bu ondan daha gerçeksi. Yani bu ondan arada. Daha gerçeksi. Bizimki resmen ev gibi. Şimdi buna bir sırtına bineceğiz. Kurbacı vuracağız. Bir de işin enteresan tarafı tarihi. Bilgimiz üçümüzün de sıfır. Truva Savaşı kimle kimin arasında yapılmış? Biz var mıyız? Osmanlı var mı? Kim var? Kim yok? Türk var mı? Ermeni var mı? Bilmiyoruz. Evet Cem Bey, sen bu konuda daha bilgilisin. Yüksek ilkokul mezunusun. Çekme. Gözün götün kapatma. Çekme. Yokum. Neyse, hiçbir bilgimiz yokmuş. Bir dahaki gezide görüşmek üzere.